Ayşe'cim, bir sorun mu var? Ben sizi yola çıktınız sanıyordum. Çıkmıştık. Ta ki Asya'nın son anda gitmekten vazgeçene kadar. Vaz mı geçtiniz? Sormayın, biz değil Asya. Bebeğini unutmuş da onsuz tatile gidemezmiş. Dayı Zehra abla, biliyor musunuz? Ben bebeğim Zeliş'i unuttum. Çok düşecek bana. Hay Allah. Ayşe'cim söyleseydiniz ben getirirdim. Çok uzaklaşmamıştık zaten. Ya siz iyi misiniz? İyiyiz. Neden? Bir şey yok ki. Yok yok. Bir şey var sizde, bir tuhafsınız. Hadi içeri geçelim de konuşalım, yoksa içim rahat etmez. Ayşe'cim biz dışarıdan geldik de. Yani trafiğin yoğunluğundan başka her şey yolunda. Sen artık biraz rahatla. Yani gevşe biraz. Hem artık herkes için, her şey için kaygılanmayı da bırak. Emin misiniz? Tamam, artık tatile gidebiliriz. Nihat sabırsızlanmaya başladı. Bekletme istersen. Peki. Birbirinize iyi bakın, olur mu? Hadi iyi tatiller. İyi tatiller. Hadi anneciğim, gel. Ay çocuklar, ne yapıyorsunuz burada? İçeride misafirler var. Oyalanmanın sırası mı yok? Kızım, dokunma, ayıp. Gel otur şuraya. Öf. Ne kadar eder kim bilir. Zehra da bayağı yağlı kapıya ayak basmış. Bu eski püskü şeyler antik olmalı. Yere bakan yürek yakan Zehra. Canan. Kızım dolan dolan ne mırıldanıyorsun? Gel otur şuraya. Kusura bakmayın. Geciktik biraz. Olur mu hiç enişteciğim? Yabancı mıyız? Kızım vallahi ne bağlısına. Enişte hem yakışıklı hem bayağı bir zengin. Hadi buyurun bir şeyler atıştıralım. Cebriye Hanım niye zahmet ettiniz? Ay aşk olsun Sudan'dan ne zahmeti aa. Hadi Hamiyet Hanımcığım önden buyurun lütfen. Buyurun. İşmiş anlamam. Bir daha sizi burada görmeyeceğim. Özür dileriz Kerem Bey. Bizi bir daha bu mahallenin sınırları içerisinde dahi görmeyeceksiniz. Emriniz olur Kerem Bey. Şimdi müsaade ederseniz biz gidelim. Sen şimdi görürsün sinsi püskülü. Yere ve bu kapı hep açık olacak. Cevriye Hanım bir sürü zahmet etmişsiniz. Ay estağfurullah Hamiyet Hanımcığım. Afiyet, mal, şeker olsun.
Hani oha diyorum, başka da bir şey demiyorum. Manzaraya bak. Ay kusura bakmayın ne olur. Bugünkü gençlere söz geçirmek. Canan, kızım yeter, hadi gel otur artık. Ha? Ay şuna efekt mi versem acaba ya? Canan. Hamiyet Hanımcığım rahat bırakın gencim. İnsanın canı burada hiç sıkılmaz. Enişte, şöyle hep birlikte bir fotoğraf çekinelim mi? Hatıra olsun. Yok, olmadı. Biraz yanaşsanıza siz. Oldu mu? Ya niye öyle yabancı gibi duruyorsunuz birbirinize? Ay alemsiniz vallahi. Canan. Ay Hamiyet Hanımcığım rahat bırakın. Ay biz aileyiz artık. Öyle öyle de. Gençlik işte. Enişte. Aslında şu havuzun kenarına şöyle ağaçtan bir döşeme yaptırsanız. Yani ne bileyim böyle daha şık, daha böyle sıcak olur. Böyle sanki biraz eski gibi. Canan, bu ev olduğu gibi muhafaza ediliyor canım. Büyüklerin hatırası var, o yüzden. Evet. Cevriye Hanım söylemişti, pardon. Hadi güzel kızım otur da hadi çayın soğumasın. Hadi afiyet olsun. Hamiyet Hanımcığım buyurun. Şimdi afiyet olsun. Kızım. Evde unutmuşsun bunu. Çık dışarı. Anlamadım. Dışarı çıkmanı söyledim. Lütfen. Tarihi geçmiş süt beynine de zarar verdi galiba. Ne oluyor şimdi? Ne oldu sana? Bir de hiçbir şey olmamış gibi sırıtarak geliyorsun. Fikriye teyze, hoş geldin. Ne oldu? Sen benim kocama nasıl böyle bağırıyorsun? Ne de bu? Ellerinize sağlık Cevriye Hanım. Her şey çok güzel olmuştu. Afiyet şeker olsun Hamiyet Hanımcığım. Elinize sağlık Cevriye Hanım. Gerçekten bizi çok mahcup ettiniz. Lafım olur Su Damla. Bak bak. Su Damlası gibi değil mi Hamiyet Hanımcığım? Maşallah. Yani Rabbim özene bezene yaratmış. Böyle bir yeğeniniz olduğu için çok şanslısınız Hamiyet Hanımcığım. İçi de dışı da çok güzel. Öyle öyle. Ailemizin göz bebeğidir. Bir tanemizdir Zehra'm. Mevlam bahtından güldürür inşallah. Amin, amin. Sadece annem değil, ben de çok şanslıyım böyle bir kuzenim olduğu için. Ben masayı toplayayım. Cevriye Hanım, çeyizler için biz de gelin odasına geçelim mi? Aa, olur ayol tabii, hadi kalkalım. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. Buyurun. Alo. Ne haber? İyi. Senden? Fotoğraflarını gördüm, daha iyi oldu. Ya, beğendin mi? Çok beğendim. Hepsinde çok güzel çıkmışsın. Olduğum her yeri ışıldatıyorsun desem. Demek öyle. Neredesin sahi? Eniştemin evindeyim. Eniştenin evi? Evet.
Hadi git de bize kahve yap. Gerçi sen onu da yapamazsın ya. İşin gücün zarar. Fikriye teyze. Sen bana neden ikide bir teyze teyze deyip duruyorsun? Ne? Teyze ne? Fikriye teyze. Pardon. Cep telefonun yanında mı? Yanımda, ne yapacaksın? Benimkinin kontürü bitti. Bir yeri arayabilir miyim? Aman ver telefonu ver. Yazık. Bak, kocam ver diyor. O olmasaydı ben kesinlikle vermezdim. Al, hadi. Dışarıda konuşabilir miyim Özel? Hadi git konuş bakalım. Teşekkür etsene. Teşekkür ederim. Kocama da teşekkür et. Teşekkür ederim. Rica ederim. Cevriye Hanım, bak bunda havlular var. Oh, oh. Ay Hamiyet Hanımcığım. Ay harika yol bu. Amma sık zincir geçmişsiniz. Ay çok emek vermişsiniz belli ayol. Evet. Zehra, bunlar senin mi? Evet güzel kızım. Ay, ben bohça için alışverişe çıktığımda vitrinde gördüm de dayanamadım. Su damlama yakışır diye aldım. Bu su damlan beğenirsin inşallah. Ya Cevriye Hanım, niye zahmet ettiniz? Ay aşk olsun, ne zahmeti, su damlan dedim ya, inşallah beğenirsin. Beğenmez olur muyum, çok güzeller. Ama gerçekten hiç gerek yoktu. Cevriye Hanımcığım, burada da danteller var. Ama bu iğne oyası çok kıymetlidir ve de narin. Bunu ayrı bir yere koysak. Ay, ay Hamiyet Hanımcığım. Ay bu ne kadar şahane bir şey. Ay bayıldım ayol, bunu insan yaparken gözünün kökü kurur ayol. Ay ne emek vermişsiniz maşallah. Zehra'ma feda olsun. Bahtını kuramıyoruz, bari tahtını kuralım değil mi? Ya. Nalacığım. Her şey o kadar güzel ki, inan ben çok mahcup oldum. Senin emeğini nasıl ödeyeceğim? Zehra'm, sen mutlu mesut ol, o bana yeter kuzum. Ay Hamiyet Hanımcığım, bana bunun örneğini verir. Ha, sırada Asya var biliyorsunuz yani. Yaparız canım inşallah. Çok güzel. İnşallah. Alo, Melike abla. Dur dur, sakin ol. Annen iyi, ben Sabah. Fikriye teyze benim yanımda. Emla geldi. Yok canım yok, rahatsız etmiyor. Korkma, merak etme diye aradım ben seni. İki saate mi? Tamam, tamam. İlacı. Tamam, ben hallederim onu. Tamam Melike ablacığım. Tabii tabii. Görüşürüz. İyi günler. Bay bay. Ay sen beni çok güldürüyorsun. Çok eşeği mi? Amin amin. Pasaklı kontes. Kahvelerimiz gelmedi daha. Sizi de yorduk ama değdi değil mi Cevriye Hanım? Ay lafı mı olur Hamiyet Hanımcığım? Keşke elimden daha fazlası gelse. Su damlam için ne yapsam az. Bir tanemizdir o bizim, bir tanemiz. Allah mutlulukla, huzurla, ağız tadıyla oturmayı nasip etsin inşallah. Benim Ömer Bey oğlumdan yana hiç kaygım yok. Allah hayırla, mutlulukla bir yastıkta kocasın inşallah.
Kızımız emin ellerde çok şükür. Teşekkürler. Müsaadenizle. Müsaade senin oğlum tabii, sen işine gücüne bak. Ay Hamiye Hanımcığım, bunların da çocukları pek güzel olur ayol. Ay hiç öyle utanmanın lüzumu yok yani. Sudanlam yuva kuracaksınız şurada. Çocuk da Allah'ın emri. Öyle öyle. Ben bir lavaboya gideyim. Sizin odadakine gitsem? Canan. Tabii tabii, ben seni götüreyim. Hiç gerek yok canım. Ben yolu biliyorum. Alo Çetin. Ya canım kusura bakma, açamadım da az önce. Bugün mü? Bugün olmaz ki. Ya tamam, ben de çok sabırsızlanıyorum seni görmek için ama... Tamam, arayacağım ben seni. Sen de. Canan da banyoyu bulamadı herhalde. Aa, cin gibi kız ayol. Bulur bulur o. Olsun, ben yine de bakayım. Güzel bir elbise Zehra. Ay canım, kusura bakmıyorsun değil mi? Ay dayanamadım, giydim vallahi. Yok yok. Bana da çok yakıştı değil mi? Hı hı. Ben hayatımda hiç bu kadar güzel elbise giymedim Zehra. Bir kere bile. Sevdiysen senin olsun. Yani Cevriye Hanım'ın hediyesi ama o anlayışlıdır. Konuşur, müsaadesini alırız. Ay gerçekten mi? Ay çok 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 teşekkür ederim. Oh, oh canım kuzenim benim. Bir tanesin vallahi. Dediğin kadar pasaklı, neden bunu kovmuyorsun? Gönlüm razı olmuyor Fikriyeciğim. Kıyamıyorum. Şunun suratına bak, sirke satıyor. Fikriye teyze. Bak bak, bana yine teyze dedi. Kov bunu, kov. Bana teyze demek ne demek görsün. Tamam, teyze demeyeceğim. Ama bir şey soracağım. Sor bakalım. Sen beni hiç hatırlamıyor musun? Yıllar önce ben bu mahalledeydim. Küçüktüm. Nereden hatırlasın ki? Sonuçta sen küçükken o da küçücüktü. Şu kadarcık.
Fikriye teyze. Neyse. Senin alman gereken bir ilacın varmış. Onu iç sen. Ben o kadar yaşlı mıyım? İlaç falan kullanmıyorum. İşareti. Sen benim kocama niye kaş göz işareti yapıyorsun? Hayır ya. Dışarıda bir sürü işi var ama çıkmıyor. Ondan dedim. İşe ne zaman gidip geleceğini senden mi öğrenecek? Mahkeme suratlı. Ay çok oldu bu kız. Kov, kov. Saygısız o, saygısız. Bakma sen ona. Çık git şuradan. Uç bunlar suratlı. Pasaklı. Aha, hatırladım. Pasaklı kontes. Nerede kaldın kızım? Gittiğin yerden dönmek bilmiyorsun. O elindeki ne öyle? Hiç. Zehra bana hediye verdi. Aa, verir, verir. Ay gözü de gönlü de boldur benim su damlamım. Küçükken de öyleydi. Elinde avcunda ne varsa çocuklara verirdi. Canan, seni hemen görmek için sabırsızlanıyorum. Bekle, oraya geliyorum. Canan, ne oldu kızım? Hiç. Reklam mesajı. Anne, gitsek mi artık? Geç oldu. Haklı, doğru söylüyor aslında. Bir saatliğine geldik ama oturduk kaldık. Salim de evde yalnız. Ha, şimdi dünürüm. Salim Bey evde yalnız diyorsanız bir şey diyemem. Ama bunu saymıyorum, yine bekleriz, tamam mı? Ben bırakırım sizi. Aa, hayatta olmaz oğlum. Bugün zaten yorduk seni, işinden gücünden ettik. Biz gideriz değil mi Zehra kızım? Evet evet. Ben hemen taksi çağırırım şimdi. Tamam, o zaman şoför bıraksın. Yorulmayın. Tamam, öyle olur. Dışarı çıkmak ister misin Fikriye teyze? Ne dersin? Sen benimle dışarı mı çıkmak istiyorsun? Niye? Hiç. Hava alırsın dedim biraz. Hem sana da iyi gelir. Bana da. Beraber çıkalım o zaman. Hadi. Sana ne oluyor? Biz birlikte gezeceğiz. Gezip dolaşacağız öyle. Şu tipe bak. Şu hareketlere bak. Beni kocamdan ayırmak için çabalama boşuna. Ben kocamsız hiçbir yere gitmem. Terkine suratlı. Tamam. O da gelsin. Ah Melike abla, hoş geldin. Canım, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin Sabahcığım? İyiyim, iyiyim. Anneciğim. Hadi evimize gidelim. Hadi anneciğim. Kızım. Melike. Hadi anneciğim, hadi. Ah Sabah kızım. Mahalleye geldiğini duydum. Çok sevindim. Gelip göreyim dedim. Ay kocaman kız olmuşsun. Canım. Fikriye teyzeciğim, Allah sana uzun ömürler versin. Allah sana da uzun ömürler versin. Çok güzel günler göstersin yavrum. Onu da izle. Hadi anneciğim. Hadi canım, kolay gelsin. Sağ ol. Seni görmek istemiyorum. Burada kalmanı istemiyorum.
Salim, buraya gelirken Allah var biraz tedirgindim. Hani damadını tanımam etmem, ailesini bilmem. Acaba dedim Zehra'ma layık mıdır? Üzer mi, kırar mı? Ama maşallah, pırlanta gibi bir damadım var. Beyefendi, gönlü bol, saygılı. Çok sevindim, çok. Biliyorum abla, biliyorum. Ay, ev, bahçe. Ay, o kadar büyük ki dayı. Böyle yaylan yaslan, kocaman. Hele bir manzarası var, muhteşem. Canan, kim o kızım? Hiç, bir arkadaş. Alo, Çetin. Biliyorum bana çok kızdın ama... Ama dinlemiyorsun ki, bilmiyorsun ne olduğunu. Zehra kuzenim çok hastalandı. Çıkamadım evden. Yarın mı? Tamam, tamam yarın olur. Söz. Görüşürüz. Bunda da bir havalar, bir havalar. Altındaki arabaya güveniyor tabii. Cebindeki paraya. Bütün zengin çocukları gibi. Paran olmasa hiç şansın yok ama neyse. Sırf evi sattırmamak için mafya tutmuş Püskül. Bir insan bu kadar alçalabilir mi ya? Yazıklar olsun. Fikriye teyze pasaklı kontes deyince nasıl da şaşırdı bozuldu. İyi de bana niye sinirlendi ki bu kadar? Yoksa mafyaların adamlarıyla konuştuğumu görüp yanlış mı anladı? Yok canım, daha neler. Ya görmüş olamaz. O kadar rastlantım filmlerde bile olmaz. Hem görse bile niye sinirlensin ki? Afiyet olsun. Afiyet olacak bir şey yok. Bakıyordum sadece nasıl yapmış diye. Sapasağlam olmuş. Acaba neye kızdı yine bu dengesiz? Resmen kovdu beni ya. İyi de ne yaptım ki ben ona?
Ömerciğim müsait misin? Tabii tabii, buyurun Cevriye Hanım. Ay ben de bunlar için gelmiştim de. Bugün bir ara toparladım ama hepsini yerleştiremedim. Ayşeler gelmeden bunları göz önünden kaldırmak lazım. Öyle diyorsanız. Aklıma şey geldi. Sizin bu giyinme odanıza yerleştirsem ne dersin? Olur tabii, nasıl isterseniz. Sonuçta kimse anlamaz. Yani Zehra'nın eşyaları olduğu için. Böyle süzüldüğüne göre arayan kesin enişte. Canan. Yalan mı? Enişte işte. Efendim. Müsait misin? Odamdayım. Canan'la birlikte. Her zaman buluştuğumuz yerdeyim. Gelebilir misin? Bu saatte mi? Bir sorun mu var? Yok. Yani sorun yok. Ama düğünle ilgili konuşmamız gereken şeyler var. Ama saat çok geç oldu. Ben çıkmasam? Aslında... Çok çok önemli bir mesele daha var. Yani gelsen iyi olur. Bir şey olmuş. Ne oldu söyler misin? Telefonda konuşmasak. Konuşmamız lazım diyor. Ama bu saatte nasıl çıkacağım ki? Bir şey olmaz, sen git. Tamam, ben seni idare ederim. Evet. Tamam, tamam, geliyorum. Bekliyorum. Endişe etmene gerek yok. Yarın davetiyeleri dağıttığımızda herkes evleneceğimizi öğrenecek. Yarın geliyor mu davetiyeler? Evet. Konuşacağın şey neydi? Söylemeyecek misin? Önemli demiştin. Benim senden başka önemli bir işim olamaz. Sesini duymak. Seni görmek istedim. Yarın görüşecektik zaten. Evet, biliyorum. Çok yakın bir zamanda hiç ayrılmamak üzere bir araya geleceğimizi de biliyorum. Ama bu şu an hiçbir şey değiştirmiyor. Bakarım. Canan, kalk toplasana şurayı. Ah, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Buyur otur. Aa, davetiyeler mi? Ha, biraz sade olmamış mı ya? Yani ne bileyim, birazcık daha böyle gösterişli bir şeyler olsaymış keşke. Canan, kızım hadi git sen şu mutfağı topla. Tamam.
davetiyeleri de ilk defa siz görüyorsunuz. Halacığım nasıl? Beğendin mi? Çok güzel olmuş, çok. Tıpkı senin gibi zarif olmuş kuzum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Salim, bak Ömer Bey oğlum davetiyeleri getirmiş. Şayet yetmez derseniz 3-4 paket daha var. Getirebilirim. Yok yok, yeter. Bahçede mütevazı bir düğün yapacağız zaten, konuştuğumuz gibi. Siz nasıl derseniz. Bizim Zehra'yla dışarıda birkaç işimiz vardı. Eğer izin verirseniz düğünle ilgili. E tabii, gidin. Ama vakitlice gelin. Hoşça kalın. Güle güle oğlum. Ben de şu Canan'a bir bakayım. Canan. Hı. Kızım sen mutfağı böyle mi topluyorsun ha? Üf, anne toplayacağım ya. Arkadaşım mesaj yazdı, ona cevap atıyorum. Canan bırak o telefonu elinden. Ya dayından utan bari, dayından. Ya anne ne yapıyorsun ya? Laftan anlamazsan ne yapabilirim ha? Al şu parayı. Bak burada tam 2000 lira var. Ne yapacağım ben bunu? Takı alacaksın düğün için. Zehra'ya şöyle güzel bir bilezik al. Bilezik. Tamam. Salim'in öğlen yemeği olmasa ben de gelirdim ama neyse. Alabilirsin değil mi? Anne çocuk muyum ben? Hı? Bundan önceki düğünlerde takıları kim aldı? Yani gerçi onlar yarımdı, çeyrekti falan ama. Tamam, tamam. Bak çantana mukayyet olan. Burası İstanbul. Kaptırır maptırırsın Allah korusun. Tamam, merak etme. Ben hazırlanıp çıkıyorum o zaman. Bu yürüyüş programımızda yoktu. Nereye gidiyoruz hala söylemedin. Söylemeyeceğim de. Neden söylemiyorsun? Bütün sürprizleri sen yapacak değilsin ya. Bir kere de ben yapayım. Olmaz mı? Bir de bana hediye getirmiş. Ben niye kendimi yiyip bitiriyorum burada? Gidip Bodos'la mı yüzüne yüzüne söylerim. Vay Çetin abi hoş geldin. Eyvallah aslanım. Senin işler iyi galiba buralarda göründüğüne göre. Öyle diyelim. Hayırlısı olsun. Bizi de görürsün artık. Görürüm de senden de performans görmem lazım. Ayıp ettim be abi. Bugüne kadar ne söyledin de yapmadık. Tamam tamam neyse. Senin mesai de birazdan başlar. Gel gel. Yalnız unutma. Fotoğrafı gördüm. Her zamanki gibi. Anlaşıldı mı? Her zamanki gibi. Merak etme abi o iş bende. Ben sana bir çay getireyim. Hadi bakalım. Nereye geldik biliyor musun? Hayır. Yani hiçbir fikrim yok. Fikriye teyzenin evine.
Hatırladın mı Fikriye teyzeyi? Nasıl unuturum? Burada mı yaşıyor? Niye bu kadar geç kaldın? Kusura bakmayın. Bir daha olmasın. Bak, hayırsız kocan gelmiş. Bir de davetiye bekliyor. İçeriye de girmiyor. Kusura bakmayın, ne olur. Biliyorsunuz halini. Sorsana kocana. Bu kızı niye getirmiş? Kim bu kız? Anneciğim, Zehra o. Salim abinin kızı Zehra. Tanımadın mı? Melike abla, hiç önemli değil. Biz aslında bunu vermek için gelmiştik. Düğün davetiyemiz. Öyle mi? Çok sevindim. Tebrik ederim. Muhakkak gelmeye çalışacağız. İnşallah çok mutlu olursunuz. Tekrar tebrik ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Baban nasıl? Sağlığı sıhhati iyi mi? Sana soruyorum kızım. Sen Salim'in kızı değil misin? Hatırladı galiba beni. Ablan Zehra ne yapıyor? O evlendi mi ki sıra sana geldi? Sıranı bekle, sıranı. Hoş geldin. Ne haber? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkürler. Otursana. Seni böyle karşımda görmek çok güzel. Yani böyle karşımda. İyi ki geldin. Teşekkürler. Bu ne kılık ya? Nasıl zengin bu? Yalnız ben fazla kalamayacağım. Şirkette işler biraz yoğun. Umarım yanlış anlamazsın. Yo. Benim imzam olmadan bir adım bile atamıyorlar da. Elbette. Benim de zaten işlerim vardı. Ben de onları halletmiş olurum. Peki, güzel. Ne içersin? Bilmem. İlgilenir misiniz lütfen? Çetin Bey, hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, servisimiz biraz gecikti. Geldiğinizden yeni haberdar oldum. Hiç sorun değil. Hemen servisi yapalım. Ne içersin? Tabii. Teşekkürler. Rica ederim. Burada işimiz bitti mi? Yoksa benim bir sürpriz daha mı bekliyor? Hayır, hepsi bu kadardı. Güzel. Şimdi doğru şirkete. Şirkete mi? Bir şey mi oldu? Söyleme. Şimdi sürpriz sırası bende. Ya hiç mi bir şey söylemeyeceksin? Bir ipucu ver bari. Hayır, olmaz. Demin sohbet ederken aile şirketinden bahsettin.
tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Yani merak ettim de. Belki sektör olarak aynı işi yapıyoruzdur. Ya kusura bakma lütfen. Ama bugün aileden veya işten bahsetmeyi reddediyorum. Tabii. Ben bir lavaboya gitsem. Bu ne ya? Bu kadar mı? Kredi kartı da yok. Resmen fakir ya bu. Fakir mi kız? Ayakkabılardan, çantadan belliydi zaten. Kıza bak ya. Kafa buluyor benimle. Benim hemen bundan kurtulmam lazım. Affedersin. Kuzenimi aramam lazım, bu önemli. Tabii. Alo Zehra. Canım ne yapıyorsunuz? Davetiyeleri dağıttınız mı? Yani daha eve dönmediniz. Ben dışarıdayım. Birkaç işim var. Birazdan geleceğim. Tamam canım. Öptüm ben de. Sana bahsetmiştim hani. Evine attığım kuzenim. Bahsetmiş miydim? Düğün telaşımız var. Öyle mi? Ne güzel. Kimle evleniyor? Çok zengin biriyle. Yani eniştemiz bayağı zengin. Öyle olmalı. O fotoğraflardaki araba, ev. Öyle olmalı. Kuzenimin adı ne demiştin? Zehra. Zehra. Anladığım kadarıyla kuzenini çok seviyorsun. Peki o da seni bu kadar seviyor mu bakalım? Ya, sevmez mi? Hele annem için canını bile verir. Ondan dolayı herhalde bana da çok düşkün. Hiç kıramaz. Demek öyle. Sabah. Pasaklı diyecektin herhalde. Pasaklı kontes. Ya ne diyorsun ne? Hayat senin için bir oyun değil mi? Benim gibilerse bir oyuncak. Ben sana güvenmeye başlamıştım ya. Gerizekalıyım çünkü ben. Sabah ne diyor? Sakın bir daha karşıma çıkma. Sakın. Bir şeyler sormak için gelmiştim ben. Ama ne de olsa sen bin türlü yalan sıkacaksın bana. Değmezsin. Sadece alın terimle para kazanmak istemiştim ben. Tek isteğim buydu. Ya bak gerçekten ne dediğini anlamıyorum. Efendim baba. Neredeydi şu Şükran teyzenin kapağı? Kusura bakma, gitmek istemezdim ama işler. Elbette. Daha geniş bir zamanda daha uzun konuşuruz. Çok isterim. Bu arada nerede oturuyorsun? Bırakayım seni. Yok. Yok, gerek yok. Benim uğramam gereken birkaç yer var zaten. Tamam. Nasıl istersen. O zaman görüşürüz. Görüşürüz.
Arayacağım seni. Hoşça kal. Oldu bu iş. Sen de yırttın kızım. Gör bakalım Zehra Hanım. Bir tek sen mi buluyorsun zenginleri? Bin kez gitmek istedim. Bin kez gidemedim. Ama bu sefer gideceğim. Buyurun sabahın. Ayhan Bey, kolay gelsin. Sizi satmam için verdiğiniz evle ilgili aramıştım. Ben o evi satmak istemiyorum. Lütfen başka bir emlak verin, olur mu? Bir dakika, anlamadım. Niçin vazgeçtiğinizin sebebini öğrenebilir miyim? Ev sahibinin oğlu. Siz de tanırsınız ki, ismi lazım değil. Evi satmamam için çok ağır şeyler yaptı. Hatta mafyayı peşime bile taktı. Ha, bu nedenle. Sanırım ortada bir yanlış anlaşılma var. Anlamadım. Kerem Bey, mafyayı sizin peşinize takmadı. Bilakis mafyanın sizin peşinizi bırakmasını sağladı. Ama ben onları konuşurken gördüm. Muhtemelen sizi tekrar rahatsız etmesinler diye konuşmuştur. Eminsiniz? Evet. Çünkü ayrıntıları biliyorum. Canan sen mi geldin kızım? Evet anne benim. Aldın mı hediyeyi? Nasıl unuttum? Canan kızım sana sesleniyorum, ses versene. Ya Allah'ım nerede bu para ya? Nerede düşürdüm? Ya nerede bu para? Ya nerede düşürdüm? Kızım sana soruyorum, niye cevap vermiyorsun, aldın mı hediyeyi? Anne yok almadım. Bugün bir sürü kuyumcu gezdim ama her biri başka bir fiyat verdi. Yarın gideceğim, en uygun fiyatı verenden alacağım. İyi madem daha uygun alacaksak neden olmasın? Her şey tamam değil mi? Evet Ömer Bey. Tamamen istediğiniz gibi hazırlandı. Buyurun. Hepsini imzalamanı istiyorum. Nedir bunlar? Sen imzala. Hayırlı olsun. Bütün işlemler tamamlandı. Bu da eski sözleşmemiz. Hoşça kalın. Ne oluyor? Bu sözleşme... Evet. Eski evlilik sözleşmemiz.